Bugün hala Batı'da Eton College gibi bazı elit okullarda karma eğitimin mevcut olmaması nasıl değerlendirilebilir? Sizden bir karma eğitim versus cinsiyet ayrımlı eğitim sistemi yorumu alabilir miyiz demiş Halil Berk beni ateş çemberine ve tehlikeli sahaya sürmeye teşebbüs etti. Şimdi söyleyeceğime bana 20 yaşındayken ya da 30 yaşındayken biri söyleseydi Allah'ın belası gelici pederek der ve huzurumdan kovardım. Fakat insan düşündükçe onu görüyor ki lise düzeyinde en azına ergenlik düzeyinde kız erkek karışık eğitim çok da parlak bir fikir değil, iyi bir fikir değil. Birçok boyutu var işin. O yaştaki insanları kız erkek bir orta, ortak alana koyduğunuz zaman kafa tek bir şeye çalışır kafaları. Ve o şey eğitim ve kültür değildir. Muhtemelen o yaşta ayırmak daha doğru bir fikir olsa gerek. Anladığım kadarıyla Eton gibi veya İngiltere'nin elit okullarının çoğunda hala karışık eğitime geçmemiş olmaları bu zihniyetin, bu idrakin bir sonucudur. Doğal olarak 17 yaşındaki bir erkek veya kız öğrenciye veya 20 yaşında veya 30 yaşında birine sorduğunuz zaman, erkeklere sorduğunuz zaman %100'ü kesinlikle ve mutlak surette karma eğitimden yana olacaktır. Kızların da en az yüzde 60'ı öyle olacak. Karma eğitimden yana olacaklar. Bu bunun doğru bir şey olduğu anlamına gelmez.